Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar malumunuz normal şartlarda 3. ara sınavı yapıyor olacaktınız. Ama gelin görün ki salgın virüs sebebiyle herkes evlerine gitmek zorunda kaldı. Allah tez zamanda hayırlısıyla sağlıklı, afiyetli bir şekilde fakültedeki derslerimize gitmeyi, kavuşabilmeyi, ilme devam edebilmeyi nasip etsin hayırlısıyla bu virüs meselesini de. Zor süreçleri de hayırlısıyla inşallah atlatmak ümidiyle, duasıyla diyelim. Şöyle ki malumunuz artık online eğitimden dolayı yeni üniteleri, yeni konuları OZEM sistemine ve YouTube kanalına ekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni üniteleri eklemekle beraber soğukluk girmemesi adına yine 3. ara sınavda sorumlu olduğunuz hangi konular varsa o kapsamda eski konularınızı şöyle bir geçmişe dönük videolarında tekrarlama kararı aldık. Dolayısıyla eski videolardan yani eski konuların tekrarı adına da videoları eklemeye gayret edeceğiz. Şöyle ki yani tekrar olsa bile sanki bazıları için sil baştan yeni üniteyi baştan anlatıyormuşçasına da dersi anlatacağım. Ama bir o kadar da 2-3 hafta sonra 27 Nisan'da olacak olan online sınavınız için de hani daha çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye cümleleri de bir de o gözle bakmanızı sizden rica ediyorum. Şimdi yine de konuları şöyle bir tekrar ele almak durumundayız. Bismillah deyip. Neredeydik? Biz hatırlayınız ikinci kitabın sayfa 124 yani 14. ünitesinde yani 14. üniteden itibaren ismi işaretlerden itibaren biz bahar dönemine başlamıştık. Ben sondan almak yerine bahar döneminin başından itibaren başladığımız konuları artık tek tek yüklemeye çalışacağım. Dolayısıyla konumuz 14. ünitede olan Esma-ül İşaret yani işaret isimleri. Önce kaideyi bir hatırlatmak istiyorum. O yüzden okuyalım. Örnek cümlelerimi tekrar öyle dönmek istiyorum. Zira önemli cümleler var. İsmul İşareti. Bu tam o tercüme etmeyeceğim ama önemli olan hususları da hatırlatmamız gerekiyor. Hiye esma'un tuşiru ila eşhasin ev eşyâli tehdidihâ. İsmi işaret nedir? Tarifini vermiş arkadaşlar. Neye işaret eder bu isimler? Şahıslara, eşyalara, nesnelere yani onları belirlemek için kullanılan isimlerdir. Bunu zaten biliyoruz. Adı üstünde yani işaret ismi. Tenkasimu kısmı ayrılır. Neye? Esma'ul işareti ila ismin yuşaru bihi ilel garib. Yakına işaret eden isim için kullanılır. Ve ismin yuşaru bihi ilel be'id ve uzak için kullanılır. Hatırlayın. Biz Hazan'ın mesela zalike versiyonunu gördük. Yani birisi yakın, birisi uzak için. Birazdan tabloda gelecek. Yine tehtelifu esma'ul işareti bihasbi nev'il ismin lezi tuşiru ileyhi ve adedihi. Yani işaret ettiği ismi arkadaşlar. İşaret ettiği isim, nesne, şahıs neyse, müzekkerse ismi işaret müzekker olacak. Müennese işaret ediyorsa müennes olacak. Yani şuradaki kastedilen husus bu noktada nedir? Yani nicelik bakımından, sayı bakımından, cinsiyet bakımından ne olacak? Ona göre tehtelifudan kasıt ismi işaretinin ona göre gelecek. Ya da yakın mı, uzak mı, ölçü bakımından. Yine dediğim gibi müzekkerse hâzâ, müennesse hâzihi, ikisi hâzâni vesaire gibi gelecek şimdi. En önemli husus esma-ul işareti mebniyetun. Bakın bu önemli bir kaideydi. Esma-ul işareti mebniyun. İsmi işaretler mebnidir. Tu'rabu hasbe mevqi'iha fil cümleti mahallen. Şimdi hasbe mevqi'iha derken konumuna göre irab alırlar ama nasıl? Şimdi şu kaideyi asla unutmayın arkadaşlar. Mesela hazayı. Şimdi cümleleri okumadık ama nasıl olsa biliyorsunuz. Haza. İsmi işareti arkadaşlar. Mebnidir değil mi? Yani hangi konumda geliyor olursa olsun ben haza ismine ben hazu ya da hazi diyemem. Ama haza talibun dediğimde normal şartlarda mübteda konumunda gelmiş değil mi? İsmi işaret ama mebnidir. Şunu asla unutmayın. Bir şey mebni ise arkadaşlar mahallen irap alırlar. Haza talibundaki haza mübteda olduğuna göre mahallen merfudur. Hazu diyemeyeceğime göre mahallen irap alır. Dolayısıyla bunlar önemli. İllel müsenna. Bakın yeni kaydı çıkıyor. Tesniyeler yani ikiller hariç. Demek ki tüm ismi işaretler mebnidir ama
Tesniyeler yani ekimler müstesna, onlar gayet de muğraptır. Fehiye mu'rabatun ve tu'rabu i'rabel musenna ve onlar irab edilir. Bakalım. Ve esma'ul işaretil ekteru istiamelen hiye. En çok kullanılan şu ismi işaretler. Bakalım. Bakınız. Şimdi yakın için lil garibi, tabii ki bunları zaten artık ezbere biliyorsunuz ama dedik ki el mufred, el musenna, el cemi'a yani nicelik bakımından, el müzekker, el müennes, müzekker müennes, bakın eril dişilik, cinsiyet bakımından da ona göre hani farklıdır demiştik. Dolayısıyla haza müzekker için bu, bakın haza hazihi bu demek. Hazani ya da hazeyni, hatani ya da hateyni, buraya geleceğim. Bakın bu murattır. Bunlar değişebilir demek ki cümlenin içindeki konumuna göre. Bu önemli. Bu şekilde geliyormuş. Yine çoğul için ha ula'i müzekker ya da müennesi için fark etmez. Ha ula'i şeklinde mebni geliyor. Yani ben tutup da mebni ne demek? Ha ula'iye tutup da ben ha ula'u şeklinde hareke veremem arkadaşlar. Mebnidir. Haza, hazihi bu anlamında. Hazani, hatani bu ikisi anlamında. Haulai bunlar anlamında. Peki uzak için kullanıldığında nasıl? Zelke ya da zelike. O yani gösterdiğimizi düşünün. Bir adım ötesi, uzak versiyonu. Zelke, zelike, o. Tilke de o ama müennese işaret ediyorsa. Zelnike, zeynike, tanike, teynike şeklinde o ikisi anlamında. Ulaike ise yine müzekker ya da müennes fark etmiyor burada mebni yine onlar anlamında. Şunu da söylemekte yarar var. Hani açıkçası bu günümüzde böyle çok 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 yaygın kullanılıyor diyemeyiz. Hani yine de bilmenizde yarar var. O açıdan kitaba verilmiş. Şimdi gelelim neye dikkat etmemiz gerekiyormuş. Yani devam etmiş. Bakalım. Yine ismi işaretlerden neler varmış? Tustehdemi kullanılır. Huna. Huna kullanılır. Lil işareti ilel mekanin garib. Yani huna ne anlamında arkadaşlar? Biz muhadeste gördük. Burada, burası, buraya anlamında. Lil garib yani yakın mekan, yakın mesafe için kullanılır. Hunake ev hunallike de daha çok orada, orası anlamında ya da şurada şurası der gibi ilel mekanil ba'id yani nedir uzak için yani uzağa işaret için kullanılırmış. En önemli hususa geldik arkadaşlar. En önemli kaide ismi işaretlerde burası çok önemli. Fosforlayabilirsiniz. Tustahdemu hazihi ev tilke li cem'i gayril akil. Şimdi arkadaşlar malumunuz biz artık hani akılsız çoğulları sürekli ezberliyoruz. Neden? Çünkü akılsız çoğullar söz konusu olduğunda burada da diyor ki şayet ismi işaretimiz akılsız bir çoğula delalet edecekse ne gelecek bu durumda? İsmi işaret müfret müennes gelecek. Yani hazihi yakın için, tilke uzak için gelecek. Birazdan örneklere geleceğim. Bu kaideyi unutmayınız. Yine önemli bir hususa daha dikkat et diyor. İntebih. El ismul mu'arrafu bi el. Ba'de ismil işareti yetbe'uhu fi i'rabihi. Çok önemli bir kaide var arkadaşlar burada. Diyor ki, yani ismi işaretten sonra elif lam takılı marife bir isim, marife bir kelime, yani belirli bir kelime gelirse o ismi işaretin sıfatı olacak. Yani ismi işaretin sıfatı durumunda olacağı için İrab bakımından diyor yetbe'uhu yani ona uyacak. Ne demek istiyor? Bir bakalım. Misal. Ca'e geldi. Bakın fiil cümlesi. Hazani et-talibani min Erzurum. Bu iki öğrenci Erzurum'dan geldi. Ca'e fiil. Dolayısıyla hazani esasında faildir. Merfudur. Ref alameti eliftir arkadaşlar. Hatırlayın. Tesniyeler neydi? Murattı. Yani mebni değillerdi. Müfret olsaydı ca'e hazâ derdik. Sıkıntı yok ama burada hazâni geldi. Fail olduğu için ben hazeyni dersem yanlış olur. Dolayısıyla sınavlarda ca'e hazeyni şeklinde diyemem. Fail konumunda bu hazâni. Burayı anladık. Peki diyor ismi işaretten sonra gelen kelime elif lam takısı aldı.
Elif Lam takısı aldığına göre et-talibani kelimesi her zâninin sıfatı konumundadır. Dolayısıyla irab bakımından ona uyması gerekiyor diyor. Yani benim failim. Burada hazani ref alameti elif geldiğine göre et-talibani de sıfatı olduğu için burada elif aldı yine. Et-talibani yine sıfatıdır, merfudur, ref alameti eliftir. Dolayısıyla burada ben yanlış cümle kurmak istesem, diyelim ki sınavda bu cümleyle oynamak istesem, et-talibeyni dersem yanlış olur. Hazeyni dersem fail konumunda olduğu için de yanlış olur. Buna dikkat ediniz. Yine konum değiştiriyor. Kafe'e fiil cümlesi gelmiş yine. Kafe'e yukafi'u mükafe'eten. Mükafat kelimesi oradan geliyor. Ödüllendirdi anlamında çok geçiyor kitapta. El muallimi. Bakın fail verilmiş. Öğretmen ödüllendirdi. Meful geliyor bu sefer. Kimi ödüllendirdi? Hazeyni. Bu ikisi. Hangi bu ikisi? Et-talibeyni. Bu iki öğrenciyi ödüllendirdi. Bakın. Hazeyni. Bu sefer mef'ul konumunda geldiği için mansup nasb alameti nedir? Y'dir. Çünkü ikililer neydi? Muğrab idi. Peki ardından elif lam takılı bir kelime geldi. Marife. Dolayısıyla diyor, o ismi işaretin sıfatı konumunda olduğu için uymak zorunda irab bakımından. Hazeyni mef'ul mansup nasb alameti y geldiği için sıfatı da aynı şekilde gelecek. Ebdali beyni şeklinde gelecek. Yani ben tutup da hazeyni ettali bani dersem yanlış olur. Buna dikkat ediniz diyor. Şimdi kaidelerimizi bu sefer örnek cümlelerimiz üzerinden bir deneyelim. Okumamıştık el emsile tuyu bu sefer. Bir bakalım. Şimdi daha dikkatli bakalım cümlelere. El emsile tu. Hatta cümlelerle bir nevi oynayalım bakalım. Hâzâ saffun cemîrun. Evet, çok güzel bir cümle. Şimdi hâzâ, arkadaşlar, burada isim cümlesi olarak geldiğine göre, yani hâzâ isimdir çünkü. Mübtedadır. Nedir? Mebnidir. Şimdi ismi işarettir, mebnidir. Mübteda dedik. Mahallen nedir arkadaşlar? Merfudur. Bu önemli. Şimdi haber geldi. Bu sınıftır. Saffun. Haber merfu alamet raf'ihi ed-damme. Yani burada haberimiz de merfudur. Bakın sıkıntı yok. Müzekker olduğu için müzekker gelmiş. Müfret olduğu için ismi işaretimiz müfret geldi. Anlaşılıyor artık bu. Ama bakın bir de sıfat gelmiş cümlelerde artık. Cemilun saffun kelimesinin sıfatıdır. Bu güzel bir sınıftır. Her dırdır haberdir. Bakın öyle bitirdim tercümemi. Güzel bir sınıftır. Şimdi güzel. Ben bunun ikilini çoğulunu yapın, müennesini yapın arkadaşlar dersem, işte bu cümleleri tek başınıza yapmayı bilmeniz gerekecek. Mesela, hazanın ikili hazani idi. Çevirdim hazani. Saffun, saffani. İsimdeki irab alametlerini hatırlıyor musunuz? Eski kitabımızda görmüştük. Bilmeyenler muhakkak tekrar baksınlar. Hâzâni saffâni diyeceğim değil mi? Çünkü haber merfudur. Dolayısıyla ref alameti elif olacak. Sakın saffeyni demesin birileri ikili yapayım derken. Hâzâni saffâni. Şimdi sıfat gelecek. Sıfat da her bakımından mevsufa uyardı. Bakın eski konular yine gündeme geliyor. Cemîlâni. Dolayısıyla ben cemîleyni diyemem. Buraya kadar normal hocam ya. Çok uzattınız lafı diyeceksiniz. Biz bunları biliyoruz. Evet, biliyorsunuz. Ama bazen gözden kaçan şeyler var. Bakın. Hâdâni, saffâni, cemîlâni. Şimdi ben bunu çoğul yap deyince arkadaşlar. Az önceki tabloma binaen hâzânın çoğuluna hemen herkes hâulâ'i yapıştırmak istiyor. Haklı da. Hâzânın çoğulu elbette ki hâulâ'idir. Ama haberine bakın. Şimdi dipnot, kaidemizi hatırlayalım. Dedik ki ismi işaret, akılsız bir çoğula delalet ederse müfret müennes gelecek. Şimdi çoğulu neydi saffun kelimesinin? Bunu da hatırlamış olalım. Saffun, sufufun idi öyle değil mi? Dolayısıyla sufufun alırsam ben ne alacağım başa? Hâdihi sufufun alacağım. Ama cümle bitmedi. Bunu aldık. Hocam ben hâdihi yaptım, bildim, güzel. Peki sıfatı da ne gelecek? Çünkü sıfat haberimizin sıfatı idi. Hâdihi sufufun
Sufufun akılsız çoğul olduğuna göre yine sıfatını da müfret müennes yapacaksınız arkadaşlar. Bakınız sıfat konusu. Hâzihi sufufun cemîle tun. Yani hala cemilune gibi tuhaf şeyler getirenler varsa tekrar hatırlatmak isterim. Bunlar sınavlarda çok güzel sınav sorusudur. Dolayısıyla hâzihi sufufun cemiletun cümlesi. Bakın çok güzel bir çoğul cümlesi oldu. Şimdi bakalım yine. Hâzâ hâzân. İkil geldi. Müzekker. Sıkıntı yok. Müpteda. Ref alameti burada eliftir. Malumunuz tesniyeler muğraptı. Ama diğerleri mebniydi. Bu iki adamdır. Racülâni. Racülün racülâni. İkil gelmiş. Burada yine haber. Merfu. Ref alameti nedir? Eliftir. Racülâni. Değil mi? Raculeyni diyemem artık, bunları biliyorsunuz. Peki onun da sıfatı gelmiş. Bu iki uzun adamdır. Bakın, davileni, raculeyni'nin sıfatı. Dolayısıyla davileyni diyemem yine. Dolayısıyla bunun tekilini yapın dersem nedir? Hâdâ raculun davilun. Şimdi yine dipnot. Hocam bu da çok kolay. Evet ama sınav seçeneklerinde ben bunun tekilini getirin dediğim zaman seçeneklerde bazen şunu veriyorum. Orada da bir sıkıntı oluyor. Bakınız bu iki kelime nekra. Yani haberimiz. Buradaki er-raculani gelmedi. Diyelim ki ben haza er-raculu şeklinde verirsem arkadaşlar o hatadır. Bunu da görmeniz lazım. Yani artık sadece bir unsuru düşünmeyin soruları çözerken. Hazani raculun olacak tekili. Dolayısıyla merfu ref alameti damme tenvinli gelmiş oluyor. Nekra geliyor. Raculun davilun. Şimdi çoğul yapalım. Hazani'nin çoğulu neydi tabloya göre? Buradaki haulâi idi. Değil mi? Evet. Raculâni'nin, çünkü racul kelimesi akıllı bir çoğul arkadaşlar. Onu da madem yeri gelmişken söyleyelim. Akılsız çoğullara biz müennes verdik, yaptık. Ama akıllı çoğullar için lütfen o hataya düşmeyiniz. Gayet de racul kelimesi akıllı bir varlıktır. Dolayısıyla burada haulâi ama kırık çoğulumuz nedir? Ricalun davilûne'yi çok demesek de bunun özel bir şeyi var. Divalun şeklinde yine merfu ref alameti damme gelecek. Haulâi ricalun divalun gibi. Örnek olsun diye bildiğiniz kelimeler olduğu için bu cümleleri çeviriyorum. Yani öyle bir şey istenmiyor burada, farkındayım. Ama daha önce gördüğümüz konulara atıfta bulunmak istedim. Yine buraya dikkat, çok güzel bir cümle. Hatta fosforlu bir cümle diyebilirim. Haulâi tullâbun ya da talibûne'yi hani de kullanabilirsiniz ama biz hep kırık çoğulunu kullandık. Haulâi bunlar öğrencilerdir. Bakın haber, merfu, ref alameti kırık çoğulları nedir? Burada yine harekesidir. Merfu ref alameti damme. Tullâbun müctehi dûne de öğrencilerin sıfatı. Bunlar çalışkan öğrencilerdir. Bakınız. Müctehi dûne. Çok güzel bir cümle. Bunu tekile çevirelim bakalım. Haulâ'inin tekili hâzâ'dır. Güzel. Hâzâ tâlibun. Bakınız. Tekil yaptım. Müctehi dun. Hâzâni tâlibâni. Müctehi dâni. Dolayısıyla buradaki ne zaman hani müctehidâni, ne zaman müctehidûne geliyor artık biliyoruz. Yani yine dipnot, bilmeyenler için isimdeki i'rab alametleri konusu bizim için hayat memat meselesidir. Onu bilmeyen artık hazırlıktan kalır arkadaşlar. Bu önemli. Tutup da haulâ-i tullâbun müctehidûne cümlesini artık tullâben müctehidîne gibi alırsa bir isim cümlesinde artık öğrenci haberin merfu olması gerektiğini bilmez ise bu hazırlıkta çok büyük bir sıkıntı olur. Lütfen artık irabımıza dikkat edelim. Tullabun merfu ref alameti damme. Burada müctehidune tullabunun sıfatı merfu ref alameti vav'dır. Zalike, bakın uzak için kullanılan. Zalike beytun kebirun. Çok güzel. Beytun bu, yani o diyelim daha doğrusu. O evdir. Büyük bir evdir. Bakın. Büyük bir evdir. Dolayısıyla burada bunun çoğulunu alırsak arkadaşlar, çok güzel bir cümle gelmiş yine. Beytun kelimesinin çoğulu nedir? Buyutun olduğuna göre akılsız çoğul değil mi? Hani kaidemizde neydi?
akılsız çoğul gelir ise ya hazihi ya tilke gelir. Burada uzak için aldığımıza göre ne gelecek? Tilke gelecek. Tilke buyutun gelecek. Sıfatı bu durumda yine ne gelecek arkadaşlar? Müennes gelecek. Kebira tun şeklinde gelecek. Çok güzel bir cümle. Tilke buyutun kebira tun şeklinde olması gerekir. Çoğul istersem şayet. Dolayısıyla buna dikkat ediniz. Normal bir şekilde müennes geldiğinde, yani ben kaydının üzerine çok durduğum için arkadaşlar sınav odaklı biraz oluyormuş gibi oluyor ama tilke şeceratun musmiratun, bakın bu kolay. Yine müennes bir kelime geldi çünkü. Bu ağaçtır, daha doğrusu o ağaçtır. Nasıl bir ağaç? Meyveli ya da meyve veren ağaçtır. Şeceratun musmiratun. Bakınız bu kolay. Şimdi yukarıları geçmişim galiba, unutmuşum. Affınıza sığınıyorum, bir daha gelelim. Zalike ve tilkenin çoğulu neydi? Bu da mebniydi. Onlar anlamında. Ulaike. Etibbaun, tabibun kelimesinin çoğulu. Yine kırık çoğul. Etibbaun, haber burada. Nasıl doktorlardır? Mahirune, yetenekli doktorlardır onlar. Yetenekli doktorlardır bakın. Yani burada şöyle alabiliriz aslında. Ulaike mühendisune mahirune. O zaman sıfat tamlamasını kolay görürdünüz. Burada kolay göremiyorsunuz çünkü kırık çoğul. Bu da önemli bir cümle. Yani gerçekten altını çizin. Etibbaun haber merfu. Burada ref alameti damme. Sıfatı geliyor. Mahir, yani yetenekli doktorlar. Burada bakınız, ben diyorum ki sıfatıdır, merfudur. Ref alameti burada vav'dır. Bunun tekilini yapacak olursak. Zalike tabibun mahirun şeklindedir. Yine huna beyti, yani burası evimdir. Ve hunake orası camiati, üniversitemdir. Ve hunalike yine orası es-suku, çarşıdır. Bu zaten mebnidir. Burada sıkıntı yok. Mübteda haber şeklinde. Burayı keşke öncesinde yapsaydım. Affınıza sığınıyorum. Haza'nın müennes versiyonu neydi? Hazihi, müfret hali. Bakınız. Hazihi ise buratun zekiyetun. Yani bu akıllı tahtadır. İkili nedir? Hatani. Bu ikisi nedir? Mektebe tani. Kütüphanedir. Kebira tani. Büyük kütüphanedir. Bakın hatırladınız mı? Az önce çok önemli bir iki cümle daha okumuştum. Az önceki sayfada. Konumları farklı gelmişti. Keşke bu örnek cümlelerde de alsaydı. Biz dedik ki hazani ve hatani konumuna göre irap alırlar. Yani burada müpteda konumlarında oldukları için merfudurlar. Ref alametleri eliftir. Ama az önce gayet de öğretmen ikisini ödüllendirdi demiştik. Hazeyni ya da hateyni gelebilir. Dolayısıyla dikkat ediniz. Burada müpteda hatani, mektebetani haber. Ref alameti burada nedir? Eliftir. Kebiratani yine de sıfatıdır. Dolayısıyla uyum vardır. Bakın cümle çok güzel. Çoğulda yine haulai, yine mebni, sıkıntı yok. Talibatun, müctehidatun. İrab'da şuna dikkat etmek istiyoruz yine. Talibatun, şimdi bunlar çalışkan öğrencilerdir. Bakınız. Dolayısıyla talibatun, müctehidatun tabii ki sıfat tamlaması sizin açınızdan kolay artık. Uyumu görüyorsunuz. Ama irabı yaparken cem'i müennes salimlerde talibatun haber merfu. Ref alameti nedir? Dammedir. Lütfen buna dikkat ediniz. Ve bu saatten sonra lütfen isim cümlesinde müpteda ve haberin daima merfu olduğunu unutmayınız. Bazı arkadaşlarınız Telegram'da gönderdiğim sorularda hala büyük hatalar yapan arkadaşlar var. Ha ulai talibatin olmaz arkadaşlar. Yani buna dikkat ediniz. Bu cümleler çok güzel cümleler. Alıştırmalarda kaldığımız yerden birazdan devam ederiz inşallah.